Selam herkese. Bugün Makedonya'dan getirdiğim atıştırmalıkları deneyeceğiz annemle birlikte. Hem de bayağıdır uzun video yapmıyorduk. Bugün de okullar kapandı. Böyle sohbet videosu yapalım dedik. Annemin de okulu bitti. Onunki gerçi geçen hafta bitmişti değil mi? Evet, sınavlar bitmişti. Hem de annemin okuluyla ilgili çok fazla soru soran oluyor. Birazcık da onlarla ilgili sohbet ederiz diye düşündüm. Öyle, başlayalım o zaman. Aslında Makedonya'da böyle çok farklı atıştırmalıklar yoktu. Bizim şeylere çok yakın ürünler vardı. Bulabildiğim 3-5 tane farklı gelen, bana farklı gelen ürünlerden aldım. Hatta mesela şu Türkiye'de de varmış sanırım. Ben bilmiyordum ama deneyelim diye almıştım. Hiç denemedik. İlk defa denemiş olacağız. Cipslerle başlayalım mı? Tamam, öyle yapalım. O zaman şu cipslerle başlayalım. Bunları deneyeceğiz. Bunları ben denedim aslında. Oradayken denemiştik. Hoşuma gitti. O yüzden tekrar almak istedim. Bu arada ben Makedonya'dan geleli de bayağı oldu aslında. Ama geldiğimde annem hastaydı. Sonra bir ben hasta oldum. Sesim çıkmıyordu falan. O yüzden anca çekebiliyoruz. Benim sınav şeyim vardı. Doğru, bir de annemin sınav haftası hasta oldum. Hem sınav haftasıydı hem hastaydım falan. Zaten çok fazla da çalışamadım. Ya yaptım ya filan. Sen biraz okulundan bahset. Ne bölüm okuyorsun? İşte neden böyle bir şey okumaya karar verdin vesaire. Bunları merak eden çok oluyor. O zaman şöyle yapayım. İlk önce neden okumak istediğimden bahsedeyim. Ben lise 2'yi terk ederek eşimle evlenmiştim o zaman. İşte yani evlenme uğruna okulu terk etmiştim. Sonra da eşim zaten hani şey yapmadı, müsaade etmedi tekrar hani okumama falan. Çocuklarını otur büyüt dedi. Tamam, biz de büyüttük falan filan. İşte çocuklar da işte zaten sonrasında eşim vefat etti. Zaten bunları bizi izleyenler biliyordur yani, eski takipçilerimiz. Sonrasında işte kızım ve oğlumu okuttum. Yani şu an biz Antalya'dayız zaten, biliyorsunuz. Oğlum önce geldi, sonra kızım geldi. Ve benim bu işe pandemiden önceki dönemdeydi. Dedim ki hadi ben dedim madem dedim siz okudunuz. Bunları okurken çok heves ediyordum. Ya hani aslında ben çocuklarla beraber de okudum sayılır yani. Okuldum. Şimdi annem benimle aynı bölümü okuyor. Radyo televizyon sinema okumuştum ben. Annem de aynı şeyde, Akdeniz'de radyo televizyon sinema okuyor. Biz zaten böyle sürekli evde çekimler vesaire yapıyorduk. Annem sürekli bizim yanımızda bir şeylere yardımcı oluyordu işte. Kıyafet arıyorduk mesela, annem kıyafet bulup getiriyordu, ışık tutuyordu falan, her türlü şeyi öğrenmişti aslında. Yani tabii bu hani kızımın hani okuduğu dönemde olan şeyler. Sonra işte bu pandemiden önce ben liseyi bitirme sınavlarına girdim. Yani çok güzel de geçti, bitti yani benim lise. Lise bitti, tam liseyi okudum, hadi bu sefer çocukların üniversitesine, dediği gibi İlke'nin. Zaten İlke'nin böyle yaparken İlke'ye böyle yardımcı oluyordum o şeylerde. Ya set kuruyorduk evin içerisine resmen. Hani kısıtlı imkanlarla çocuklar işte şu lazım, böyle tamam şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, fikirler veriyordum. Yani ben aslında şey, dekor amaçlı sanat yönetmenliği yapıyordum artık, neyse yani dekorlarına, şeylerine falan yardımcı oluyordum. İşte dediği gibi ışık tutma, işte ne bileyim bir sürü şeylerdi. Oğlumun da gene o sıra şeylerinde, onun da bir iki fikir amaçlı falan, ona da bir fikirlerim falan oluyordu falan. Dedim ki ben niye üniversite okumayayım? Taşınma sürecimiz oldu falan, biz bu eve taşındık falan. Sonrasında da işte sınava girmiştim. O sene giremedim, geçen sene giremedim, bu sene girdim. Puan da şey yaptı, bir de bu dönem şey vardı, 35 yaş üstü insanlar, kadınlar mıydı? Aynen, öyle hatırlıyorum. Ya 35 yaş sadece kadınlara değil ya, 35 yaş üstü için kontenjanlar açılmıştı. Yani daha önce hiç üniversite okumamış, 35 yaş üstü için insanlar. Evet, kontenjanlar falan açılmıştı. Olur mu bakalım falan dedim, hadi gireyim sınava falan dedim. Yani benim için o sınava girme süreci de çok şöyle güzeldi. Kulaklar çınlasın, eniştem, Karabük'te girdim ben sınava. Eniştem beni götürdü. O süreçte çok heyecanlandım. Yani şöyle, bir an böyle hani insan olur ya, sürekli hayal ettiği bir şeyi, zamanda yapamadığı bir şeyi yaparken hani geçmişe dönüyor gibi. Şimdi o gün sınava gidiyoruz. Eniştemle beraber gittik. Eniştemle dedim ki ya o kadar mutluyum ki sınava gidiyorum. Heyecanlıyım bir taraftan, mutluyum bir taraftan. Sanki ben hani 18 yaşında Meryem'im, eniştem de benim babam o anda. Ondan sonra enişteme de dedim, enişte duygumu da ona açmıştım zaten. Enişte dedim yani o kadar mutluyum ki Allah senden razı olsun dedim. Yani hani sen dedim şu an sanki babamsın. Beni dedim sınava götürüyorsun, elimden tutmuşsun, küçük kızını gibi hissediyorum dedim.
Neyse gittik, sınava girdik çıktık. Çok heyecanlıydım. Sınava girdim çıktım. Heyecanım gitti ama o kadar sanki şuramda bir boşluk var ve o boşluğum doldu. Yani o sınava girmiş olmak bile beni o kadar mutlu etti ki anlatamam sana. Yani hayatımda bir şey varmış ya. Kalbimin bir köşesinde bir boşluk varmış. Sonra aman nasılsa dedim, sınava girdim dedim. Tamam, o boşluk doldu nasılsa. Boşver dedim hani falan. Sonra işte çocuklar, anne işte bu kadar oldum falan. Şey yapmışım da yani hani sınırda 231 mi ne bileyim 230 küsürlerde falan bir puan almışım yani. Çok bir puan değil aslında bence. Ama baraj yok zaten artık. Baraj yok ama onu bile tutturamayanlar olmuş yani. Onu da mesela abi söyledi. Anne dedi saçmalama dedi. Yani olur mu dedi. Sen dedi 3 milyon kişi girmiş ve ben 900 bininci olmuşum. Sen aslında dedi hani. Nasıl 230'da 900 bininci mi oluyordu? Evet. Emin misin? Öyle dedi abinin söylemesi. Ben onun yalancısıyım. Abinin söylemesi ya da o beni teşvik etmek için mi böyle söyledi? Onu da bilmiyorum. Öyle söylemez de bilmiyorum. Hatırlamıyorum ben o kadar da. Yok. O süreçte ben eski pazardaydım. Abin buradan hani şey yaptı ya hani anne kaydını yaptıralım anne şöyle böyle falan diye. Sürekli abinle o dönem hani şey yaptık. O beni sağ olsun. Hani o da benim hani zaten hani şey yapmamı biliyor. Hani okumak istediğimi falan biliyor. Daha çok hani ben anlamam da hani şey işlerinden. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor falan hep Fırat'ın yönlendirmesi öyle söyledi. Yani sen dedi hani başarını küçümse aman 230 puan ne ki dedim ben yani. Herkes alır bunu dedim ama. Alamayan da vardı. Alamayan da varmış yani. Yazıklar olsun alamayan da olmayan. Ya öyle demeyelim artık da. Yani nasip değilmiş diyelim artık yani. Öyle ondan sonra işte ben şey istiyordum aslında. Yani biz bu videolar çekiyoruz falan. Ben kaç yıllık ev hanımıyım sonuçta falan ama videoları izleyerekten yapıyoruz falan. Hani pratiğim var. Ama hani teknik açıdan hani ne kadar yeterliyim onu bilmiyorum. O yüzden ben gastronomi okumak istedim açıkçası. Hı hı. Dedim ki gastronomi yazalım. Ha, keşke gastronomi olsaydı. Fırat da dedi ki hani gastronominin puanları biraz yüksek. Aynen. Ama gene dedi hadi dedi yazalım dedi. Dedi hadi okuyalım madem şey yapacaksın dedi yazalım dedi. Ben işte hep bana uygun şeyleri seçmeye çalıştık falan. Ondan sonra dedi ki hadi İlker'in bölümünü benim bölümümü yazayım dedi. Mezun olursan dedi hepimiz iletişimden dedi mezun oluruz dedi. İkinci tercihim dedi. Aile bu yani bizim. Birinci bölüm şeydi. Gastronomiydi. Gastronomiydi birinci şey tercih. Onun ikinci sıra radyo televizyondu ve bir baktık radyo televizyon olmuş. Hani hem mutlu oldum hem olmadım filan. Gastronomi olsaydı keşke niye olmadı falan filan. O kadar da yani şeyim ki hani. Aynen beğenmiyor beni. Seneye tekrar girecek. Sanki bölüm beğenmiyorum filan. İşte başladık yani şu an. Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Bölümü. Radyo televizyon birinci sınıfın işte. İlk dönemi bitti. Sınavlarımızı bir verdik. Açıklanıyor hala sınavlar. Yavaş yavaş açıklanıyor. Bakalım sonuçlar ne olacak? Ondan sonra da işte ikinci döneme geçeceğiz inşallah bir aksilik çıkmazsa diye düşünüyorum. Bakalım öyle. Hadi deneyelim ilk günümüzü. Şimdi bir tanesi peynirli ve yeşil soğanlı. Şu galiba o. Bir tanesi dereotlu. Bir tanesi de böyle ızgara biberli. Güzel. Bu çok güzel. Biz orada da denemiştik. Bu arada Üsküp vlogunu da şuraya bir yere koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Bayağı hoşuma gitmişti. O yüzden dedim gelirken alayım. Aslında daha fazla böyle bir şeyler almak istiyordum ama ben Üsküp'e giderken şey bagaj hakkı almamıştım. Böyle çok uygun bilet bulmuştuk biz o zaman. Ama kabin bagajıyla gidebiliyorduk. Ben de ekstra dedim bir şey almam, götürmem diye. Kabin bagajıyla gitmiştim. O yüzden çantama sığdırabildiklerimi aldım yani sadece. Bence çok güzel. Pringles gibi daha hafif böyle. Sanki onun uzun hali gibi. Yağlı değil yani. Güzelmiş. Çok güzel. Çok hafif yani. Normal bir cipse göre bayağı hafif. Bence sen de kardeş payı yapalım. Yani benimki biraz anne payı oldu ama. Bunu abin kesin sevmez yani. Çok biberli. Buram buram böyle biber kokusu geliyor. Acı değil ama. Evet o biberin kokusu bayağı yoğun. Bu biraz daha ağır tabii biberli evet. Olan. Yani lezzet olarak daha baharatlı. Bak en hafifi bu. Dereotlu değil mi? Evet en güzeli de buymuş bence. Annemin öğretmenleri de bazıları benim öğretmenlerimle aynı tabii ki. Gerçi hani her yıl çok değişiyordu hocalar falan ama böyle sürekli olan hocalar vardı.
Annem böyle sormuş beni falan, hatırlamış hoca. Sonra hoca bir gün derste sormuş ki işte YouTube kanalı olan, sosyal medyayla ilgilenen falan var mı? O da şey, konumuz şeydi, sosyal medyayla alakalı bir konu anlatıyordu. Ve YouTube kanalı olan var mı dedi. Yani hani bunu beni bilerek söylediğini düşünmüyorum yani. Yok, genel bilerek olarak değildir sınıfa. Ama sormuş yani ortaya. Sordu. Annem ne yapmış? Söylememiş. Sesini bile çıkartmamış ya. Anne diyorum söylesene. 500 bin abonemiz var, hatta şu an 600 bin abonemiz var desene, biraz havan olsun. Yok, söylememiş. Kimseye söylememiş. Ben gidiyorum bazen annemi okula bırakmaya ya da almaya falan. Denk gelip de ben söylüyorum. Geçen kızlar soruyor işte bana. Sen ne iş yapıyorsun falan diye. Dedim ben de buradan mezunum. Ne iş yapıyorsun? Dedim YouTuber'ım. Ondan sonra aa falan diye şaşırıyorlar. Diyorum anne niye söylemiyorsun? Ya bilmiyorum, şey oluyorum yani hani. Hani hem bunu bir taraftan böyle kullanmak istemiyorum, bir taraftan da böyle ne bileyim utanıyorum. Ama bu kullanmak yani. Değil hani ki. Bilmiyorum yani o an neden söylemediğim hakkında hiçbir fikrim yok ama utanıyorum niyeyse ben hala da. Bazen mesela şey oluyor ama okulda da ya biz seni bir yerden tanıyoruz abla diyorlar şimdi. Evet, ilk gündü. İşte ilk gün ben gitmiştim. İlk gün müydü kız? Yok, birkaç gün sonra. Sonraki gün müydü? İlk haftaydı o zaman. Yağmur yağıp götürdüğündeki... Hayır, asansörde falan kızlar tamam, tanımıştı işte. Ya. Hı-hı. İlk zaman işte. Hı-hı. He, olabilir. Sen yağmur yağıyordu beni götürdün ya, o zaman işte. Olabilir. Gittik, kızlar diyor sizi bir yerden tanıyoruz falan, böyle bakıyorlar. Sonra biz de dedik böyle aa dediler. Meğer onlar da annemle aynı sınıftaymış falan. Diyorum annemle grup olun ödevlerde. Çünkü bizim bölüm full yani grupla ilerleyen bir bölüm. Yani sürekli işte film çekiyorsun, bir şey yapıyorsun falan. O da tek başına olacak şeyler değil. Annemler hatta ilk filmlerini çektiler. Kısa bir filmden güzel de bir puan aldık yani. Kaç almıştınız? 85 vermiştim. Ya. Yani en hani sevilenlerin içerisinde hani şey yani bize güzel söyledi, güzel dedi yani. Tecrübeli tabii. Yok canım yani işte. Şimdi diğer atıştırmalığımız böyle çikolatalı fıstık ezmeli stikler. Hadi bakalım. Fıstık ezmeli şeyleri ben çok severim. Biz genel olarak seviyoruz yani. Kokuyor mu? Çok değil, böyle çikolata kokuyor gibi sanki. Evet. Şöyle bir şey, uzun uzun. Minik. Nerede kokunun şeyi? Çikolatası o kadar yoğun ki. Fıstığını hiç koymamışlar bile. Dış katmanını çok kalın yapmışlar. İçinde bir de küçücük bir şey. Hiç fıstık tadı gelmiyor. Ya fıstıklı olarak yemezsin ama yani çikolatalı olarak güzel. Hiç fıstıklı gibi değil ya. Görsele bakın bir de çıkan şey. Bu biraz üzdü. Şimdi ne deneyelim? Şöyle orman meyveli bir kek var elimizde. Orada bu arada yaban mersinli şeyler çok fazla. Hatta şöyle yaban mersinli bir meyve suyu almıştım. Ha, bu meyve suyu mu? Hatta şeye gitmiştik. Bu ekmek arası börek yediğimiz yer var ya. Oranın yaban mersinli suyunu da için falan diye yazıyordu internette. Ama o gün yoktu bizim gittiğimizde. O yüzden içemedik. O zaman şundan da koyalım bir şeye. Olur. Ben çok severim yaban mersinli böyle orman meyveli şeyleri ama Türkiye'de çok pahalı yaban mersinli. Dur kokusuna bakayım. Çok güzel koktu zaten. Yaban mersini evet. Çok güzel bir şey. Yani şey diyor. Çok seviyorum ben. Blueberry. Çok güzel ama o. Güzel. Bunun tadı bir daha bir farklıymış. Güzel, çok tatlı da değil. Mavi olmuyor mu? Mavi değil miydi ya? Bu mavi değil. Belki rengi öyle çıkıyordur. Farklı mı? Yani bence farklı gibi geldi bana. Ama hiç biz yaban mersini böyle içmedik ki. İçtik mi? Yok. Sonracığıma şöyle bir şey aldım. Bunun çeşitleri. Bakalım. Bananika. Muzlu bir şey var herhalde içinde. Bir de şu krem banana diye bir şey var. Şöyle. Üsküp'te böyle market fiyatları falan bize bayağı uygun gelmişti. Diğer hani kıyafettir, elektroniktir çok uygun gelmedi ama market fiyatları ve yeme içme bayağı ucuzdu bizim için. Türkiye'de artık alıştığımız için çok pahalısına. Şöyle bir şey. Tipe bak.
Nasıl yapmışlar onu? Tipi bir tuhaf. Muz gibi, muzun şeyi. Aynen, içi muzlu bir krema herhalde. Muzlu şeyde de ben kırıyorum ama. Aa evet. İçi şöyle, iki katmanlı. Bunun işte iki çeşidi vardı. Bu ahududulu olan. Nasıl? Güzelmiş. İçinden bir... Bayağı muz. Kreması çıkıyor. Şey gibi ya. Bir şeye benziyor bunun. İlaç hani şuruplar, şurupların içerisinde şey olur ya. Şuruplara benziyorlar. Şurada galiba üst kısmı naneli diye tahmin ediyorum. Değil mi? Nane gibi ama böyle ferah şey, buzlu buzlu görseller koymuşlar. Kokuyor mu nane? Daha değil. Bunu da görünsen. Şöyle de bibere benziyor. Bu da böyle yine iki katman. Neymiş? Ben buram buram kokar diye düşünüyordum. Bu demin yediğimiz gibi değil yani. Nane de. Şimdi... Geliyor değil mi o ferah ferah? Şimdi geldi. Ama ben naneli şeyleri pek sevmem ya. Naneli şeker de sevmem. Diğerini daha çok sevmiştim. Biraz acı geliyor bana naneli şeyler. Belli bir şeyden sonra. Evet. Diğeri daha güzel. Biber de su getirsene ya. Ağzım şey yaptı. Mevsim hiç. Olmaz. Bu da tatlı. Tatlı tatlı çok tatlı. Baydı. Çikolata baydı. Daha hep tatlı yiyeceklerimiz. Gerçi çok bir şey yok daha fazla yavaş ama. Yavaş yavaş. Artık muhabbet edelim bence. Edelim. Ne yapalım? Ne diyelim? Nasıl? Okul ortamına alışabildin mi? Ha. Arkadaşlarınla aran nasıl? Annem bazen eve bir geliyor. Diyor ki ben yedim, yemeyeceğim akşam yemek. Döner yedim, çiğ köfte yedim. İşte kızlarla şuraya gittik, kahve içtik falan. Ya abartıyor ya. Şey... Yani ilk zaman şimdi sadece koca bir sınıf zaten yani bir çok kalabalığız. Ya sadece işte böyle hani benim bu arada lafını kesiyorum. Hiç tanımadan okulu bitirdiğim sınıf arkadaşlarım vardı. Yani bir de bizim bölümde şöyle bir şey var. Bazıları gelmez. Sadece sınavdan sınava dersek. Aha öyle gördüklerim var benim de. Ama ya bilmiyorum ben böyle genel olarak hani muhabbet etmeyi seviyorum ama ilk etapta böyle şey oldum. Yani bir tedirgin oldum. Yani her tipten insan var sonuçta sınıfta. Ben de onlara göre yaşça hani büyüğüm. Yani onlara hitap etmiyor da olabilirim yani. Ama muhabbet etmeyi çok istedim açıkçası yani ilk zaman. Dedim herhalde kimse benimle konuşmayacak falan dedim yani. Bir üzüldüm yani. Üzülüyordum az daha böyle. Hatta bir ara dedim ki ben niye geliyorum ya dedim. Bu saatte sonra benim ne işim var okulda falan dedim yani. O döneme de geldim yani böyle. Çünkü gidiyoruz geliyoruz şey oluyor. Derslere gir. Ondan sonra bir tane işte Feride var. Feride ile birazcık arkadaş olduk. Biraz değil yani arkadaşız artık onunla. O da şeyden ikinci üniversitesini okuyor. Kahramanmaraş'tan deprem bölgesinden gelmiş hatta. Genç ama yani. Tabii canım yani. Benim yaşım. Ben de miydim? Sana bir yaş küçük galiba. Bir yaş küçük olsa gerek senden. Ondan sonra hani onunla biraz kafamız uydu. O da böyle hani yaşı biraz yukarı olan insanlarla da o da anlaşabiliyormuş falan. Yani tatlı bir kız. Onunla arkadaş olduk falan. Bir de şey oldu. Ya sadece Feride ile muhabbet ediyoruz falan. O beni arıyor. Ablana ne yaptın geldin mi? Ben onu arıyorum. Geldin mi okula falan. Ama başka kimseyle hiç muhabbetliğimiz yok. Sadece yavaş yavaş işte hani merhaba işte günaydın, iyi akşamlar demeler falan başladı. Sonra bir de şey oldu. Hoca şimdi geliyor haftada her dersten haftada bir tane görüyoruz. İkinci hafta oldu. İşte hoca geldi anlatıyor. Ben ilk hafta gitmemiştim zaten okula. İkinci hafta gitmeye başlamıştım. Hoca ikinci ders geliyor. Şimdi doğal olarak bir hafta önce anlatmış adam konuları falan. İşte hani bize de çalışın bilmem ne falan da demiş. İşte anlatmış geldi ondan sonra. Direkt böyle ama şey o haftayla alakalı biz geçen hafta nerede kalmıştık? İşte şöyle şöyle bir şey sorular sormaya başladı. Bir soru sordu. Bütün sınıf yani... Bilmiyorum 70-80 kişi var sınıfta hiç kimseden çıt çıkmıyor. Benden de çıt çıkmıyor ama içimde de dolaştırıyorum yani şeyi. Ay şöyle miydi böyle miydi bir de utanıyorum da yani. Hani sanki yanlış bir şey söylersem ağzıma vuracaklar yani benim de. Ne olacak söyle canım aklından bir şey geçiyor. Hayır geçiyor ama koca sınıf yani bana kadar hani onca kişi hani birisi de parmak kaldırıp şöyle şöyleydi falan. Herkes aynı düşünüyordur bence. Yanlış mı söyleyeceğim? Bilmiyorum yani.
kafamın içerisinde de soruları böyle şey yapıyorum falan ama cevap veremedim. Bir şey söyleyemedim falan. Hoca baktı ki koca sınıfta kimseden cevap çıkmıyor. Hoca bizi bir azarlamaya başladı sınıfta. Dedik işte biz dedi, klasik. Ha, biz ben de, boşuna mı anlatıyorum bilmem ne. Biz dedi buraya dedi geliriz dedi şey anlatırız gideriz dedi. Hani siz dedi de şey yapmıyorsunuz artık benlik bir sorun yok diyor adam ama güzelce fırçaladı. Haklı mı? Haklı. O gün hatta eve geldi. Ondan sonra böyle her geldiğimde Fırat bana şey diyor. Anne nasıl geçti? Ne oldu falan. O gün sus ya dedim sorma bana bir şey dedi. Böyle böyle oldu dedim. Hoca bugün dedim az. E sen niye üstüne aldın? Ne demek dedim ben niye üstüme aldım? Ben dedim o hocanın dedim öğrencisiyim sonuçta dedim. Sen hani sanki benim yaşım büyük. Ondan sonra hani bana sana söylememişim. Ne demek dedim bana söyleme dedim. Bütün sınıfa söyledi. Ben de o sınıftaysam öğrenciysem bana da söylemiş. Değil mi? Yani çok üzüldüm yani hani dedim ki koca bir sınıf dedim biz dedim öyle gitmişiz gelmişiz. Aynen demek çok hassas yani. Muhtemelen sınıftan da kimsenin umurunda olmamıştır. Ya bilmiyorum bunlar beni böyle çok şey yapıyor geriyor yani ben hep şey diyorum şu sıralar hani unutuyorum bazı şeyleri yani mesela sınavları çalışırken bile ben son hafta çalışıyorum çünkü daha öncesinde çalışmaya başladım zaten ben o güne gelince ben zaten unutuyorum. Yani birinin bana sürekli tekrar etmesi lazım ya da sürekli ben onu tekrar etmem lazım. E canım yani sadece benim de işim hani dersler çalışmak gibi değil ki. Çok üzüldüm yani. O hafta böyle çok gergin gittim geldim okula. Bir de ayrıyeten bundan hariç bir de şey var bilgisayar dersi var. Bilgisayarı hiç anlamıyorum. Allah. O çok zor işte ya. Ya hoca bak hocalarla alakalı gerçekten hiç benim bir sıkıntım yok. Hocalar anlatıyor. Ben anlamıyorum ve bu da beni çok geriyor. Yani o şey hele o çoklu ortam uygulamaları var ya, dersi var ya. Adam orada şey yapıyor. Photoshop'tan falan filan bir şeyler anlatıyor hoca. E herkes biliyor zaten bilgisayarı. İşte şimdi şeyde yani kocaman tahta var. Hoca projektörden oraya şey yapıyor. İşte anlatıyor şey o günkü hani Photoshop'la alakalı şey. Şöyle yapacağız, böyle böyle yapacağız falan. Tabii herkesin önünde, hepimizin önünde de birer tane bilgisayar var ama ben sadece bilgisayarı kapatıp açmaktan hariç hiçbir şey bilmiyorum yani. Ondan sonra cuma herkes bakıyorum şık 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 yapıyor. Ondan sonra yanında işte Feride ile biz oturuyoruz genelde. Feride diyorum şimdi kız orada şey yapıyor hem tahtaya bakıyor hem önündeki Feride ne yaptık diyor. O kadar çabuk geçiyorlar ki. Ondan sonra bir kere hocaya soruyorum. İkinci kere daha bir daha soramıyorum. Yani sen aptal mısın kadın diyecek bana. Demez. Demez ama yani sürekli çağırmak beni utandırıyor yani. Hani anlamıyorsan niye buradasın mı der mi bilmiyorum yani. Hala onun işi öğretmek öğrenmeye sözler. Diye geldim ama bir sürü insan var yani. Herkes de gidip yani tek tek bu kadar da fazla şey yapmaz herhalde. Ya birkaç kere soruyorum falan. Sonra kız yanımdaki işte şey yapıyor falan filan. Yani var ya o sınıfa giriyorum, hani o saat nasıl geçti? Öğrenmeye çok çabalıyorum. Yani bir de çok yakını göremiyorum, gözlükle bakıyorum. Ondan sonra gözlüğü çıkartıyorum, gözlük gözüm acıtıyor, çıkartıyorum bilmem ne falan. Ay o kadar sıkıntı yaşıyorum ki. Oradan bir çıkıyorum ve gerilmiş bir halde böyle. Her tarafım tutuluyor, yüzüm gözüm böyle kızarmış. Allah'ım diyorum şu ders bitti ama 2 saat nasıl geçmiş yani? 3.30'da giriyoruz, 5'te. 5'te çıkıyoruz işte. Nasıl geçmiş yani anlamıyorum dersin. Anlamaya çalışıyorum. Anlayamadım. O yani biraz şeyle ilgili ya. Bilgisayarla haşır neşir olmakla ilgili. Ya işte bilmiyorum. O işte o beni bir de çok geriyordu. Ondan sonra çıkıyorum işte bir gün önce aynı güne mi denk geldi? Bir gün önce öteki hocanın azarlaması. İşte şeyde anlayamamam falan. Ben böyle Feride diyorum ya. Ben niye geldim buraya kızım? Ben diyorum yani pişman oluyorum bazen diyorum yani abla sakin ol o da bana sakin ol geçecek alışacaksın hocaların şeylerine de alışacaksın şöyledir böyledir falan filan. Sonra işte şey oldum yani hani gerçekten hani insan alışıyor belli bir süre gitmeyince mesela şimdi kaç gündür evdeyim. Ay bir sıkıldım yani evden. Okula gitseydim dedim yani gibi. Değil mi? İnsanın canı sıkılıyor. Yani, yapacak bir şey olmayınca. Yani hani hani bir rutine alıştığın zaman hani o rutini bırakmak şey geliyor sana yani. Ve ben hani öğrenmeye de açık bir insanım. Öğrenmeyi de çok istiyorum. Ama tabii ki eskisi gibi mesela bir ilkeyle kıyaslayamam kendimi. O bir kere de anlıyorsa ben 5 kere de 10 kere de bazen mesela bunun için çocuklara işte bir şey sorduğum telefonla alakalı işte ne bileyim şöyle şöyle. Anne derler yani bana bazen. Kaç kere anlattık falan. Anlattım azıcık daha anlattım. Anca anlıyorum yani yapacak bir şey yok. Deneye yanıla.
öğreniyorum. Bazen işte öyle böyle öğreniyorsun ama işte ne bileyim yani, ama yani genel olarak memnunum. Sonrasında şey oldu işte, bizim tam da aksi gibi şeylere denk geldi. Kısa filmleri yapacağımız zamanlara denk geldi. Sınıf başkanımız bir organize yapmıştı. Gruplar hani birbiriyle kaynaşsın falan diye. Bütün sınıf hani birbiriyle kaynaşsın diye. Ondan sonra kimse de gitmemiş yani. Hani mesela işte 40 kişilik hani kesin geleceğiz diyen kişilerin işte 20 kişisi ancak gitmiş falan. Bir gün işte çıktım, hani o gün toplantı şey vardı. Dedim ki gideyim mi gitmeyeyim mi? Tanışma toplantısı. Ha, tanışma gibi toplantısı şey gibi bir şey, evet. Yanımda da şimdi Feride de o gün, bir de Feride ayrıyeten de çalışıyor falan. O da gelmeyince ben de aman eve gideyim bari falan dedim. Tam o sırada telefonum çaldı, baktım işte. Abla dedi, gelmiyor musun dedi birisi. Kimsin sen dedim, işte ismini söyledi, sınıftan bir çocuk. Ondan sonra ya dedim işte kız kimse de gelmiyor dedim. Ben dedim hani abla dedi kimse yok zaten dedi, gelin falan dedi. Neyse oraya gittik işte, yanında orada başka bir kızı da ikna ettim. Beraberce gittik işte oraya. J Park'ta değil mi orası? Hı hı. J Park'ta işte oturduk orada bir şeyde. Ya iyi oldu orada, hani bir muhabbet ettik. Beni onlar tanıdılar. İşte onları ben tanıdım hesabı falan. Epeyce bir muhabbet ettik falan. Sonra işte yavaş yavaş işte onlar da beni tanıdılar falan. İşte oturduk sınav zamanı falan. İşte kantinde oturduk, muhabbet ettik, ders çalıştık falan filan derken bu sefer şimdi şey değilim yani, hani o gerginliğim gitti. Hani onlar da abla boşver sen şey yapma işte hallederiz, halledersin bilmem ne falan filan öyle. Annem evet. Çok gergin. Sınav zamanı bir görseniz Allah'ım stresli. Ben o kadar stres yapmıyordum. Stresli, geriliyor, yok diyor, omuzlarım ağrıdı kendimi kasmaktan bilmem ne. Ya en son dedim anne ne gelecek kaygın mı var ne yani hani ne yapacaksın, niye bu kadar kasmıyorsun? Bırak. Sen de okuyan işte benim yaşımdakiler benden küçük insanlara şey yapsın, gerilsin. Onlar yani, gerilmiyordur eminim 2005'liler ki. 2005'liler falan yani onlar şey. Benim ya bilmiyorum. Benim yaşımdakiler diyorum bayağı geçti. Senden küçükler canım benim. 2000'liler. 2000 ve 2005 arası galiba sınıf ortalaması yani. Yani tek tük mesela şey benim yaşı yani. Yaşıma yakın. Bizim dönemde de vardı ya öyle hani yani. Ama şeylerdi mesela emekli az subaydı sanırım. Emekli bir şeydi. Böyle bir komutan mı az subay mı öyle bir şey, benim çok muhabbetim yoktu ama öyle bayağı hani yaşlı insanlar vardı birkaç tane. Ha bu arada şey hocalar benim hani bazen şimdi şey yapıyorlar işte ikinci okulunu okuyanlar bilmem ne falan diye bana bakıyorlardı. Benim ikinci hani ikinci üniversitemi okuduğumu falan düşünenler de oluyordu. Yo diyordum içimden. Yo. Daha ilk. Bir de annem ne yapıyor biliyor musunuz? İngilizce dersi var. İngilizce dersi de online giriyorlar. Ondan sonra diyor ki işte kimse girmiyor İngilizce dersine falan. Bu şeyden sınav haftasından sonra herkes genelde bir memleketine gider gelir. İşte bir hafta okula gitmez falan ya kimse. O sırada da kimse derse girmemiş herhalde. Bir tek annem girmiş dersi. Ondan sonra hoca hello, good morning falan bir şeyler söylemiş. Meryem demiş tek o olduğu için derse. Annem cevap vermemiş. Utanmış. Hayır. Şimdi bir şey, sınavdan sonraki haftaydı. Ve yanımda da Fırat vardı. Hatta tabii kahvaltı yapıyor. Oturuyorduk beraber. Ondan sonra şimdi hocanın sesini Fırat da duyuyor tabii. Ondan sonra ne dedi oğlum dedim. Çünkü ne söylediğini anlamadım. Tabii günaydın dedi. Ben de günaydın dedim, cevap verdim. Ama sonraki soru ne sorduğunu anlamadım. Fırat dedi ki anne sınavların nasıl geçti diyor dedi. Ben ona tabii şimdi Fırat'tan duydum. Çok Türkçe bir şekilde anlattım. Hoca da zannetmiştir ki hani bu kadın beni şey işte bu çocuk beni anladı da o beni bir de kamera açmadıkları için görmüyorlar. Birbirimizi görmüyoruz. Sonra yani. Annem sonraki hafta da derse girmiyor işte kimse yok derste falan diye. Ya diyorum ki anne özel ders gibi işte ne güzel fırsat yani istesen parayla alacaksın bunu. Yok girmedi derse. Dedim sonra... aç kameranı göster kendini hani senin şey genç olmadığını bilsin seni öğrensin falan ona göre hani öğretsin sana. Yok girmedi annem derse kaçtı tembel. Hayır utandım ya yani hani bir şey bilememekten boşuna hoca anlatıyormuş gibi yani. Niye canım boşuna öğretecek de sana yani. Özel öğretecek böyle bir fırsat ama var ama çok yani. Hani böyle hızlı benim hani bazı şeyleri ezberlemem lazım ki öyle yani ne bileyim hayırlısı. Bak bu da sade olan muzlu şey.
sadece muz dışına çikolata kaplı gibi bir şey. Muz mu? Ne yapmışlar? Muzu köpük köpük yapıp basmışlar mı içine? Ne? Bir de şey böyle çubuk değil yani, sert bir şekilde. Kız bu şey gibi. Ne gibi? Marshmallow gibi. Buradan buradan muz kokusu geliyor. Bence bu daha güzelmiş ha. Evet, muzlu marshmallow gibi ama marshmallow'dan da daha sert. Ama güzelmiş. Güzel, lezzetli. Hafif bir şey de var. Ekşilik de var. Az bir şeylerimiz kaldı zaten. Şunu deneyelim. Beyaz çikolatalı, çilekli bir şey böyle. Şöyle bir şey. Hep de tatlı almışım. İnsan bir bakar. Şu neydi? O da jelibon. Çikolata kaplı jelibon. Aa, çok güzel kokuyor. Bu bizim şeylerden. Şöyle beyaz çikolatalı. İçinde de kraker mi? Leblebili böyle şeylerimiz var ya. Aynen, leblebinin dışı kaplı. Ha. Ama kokusu daha güzel tadında. Evet. Sadece koklayın bunu. Böyle bir şey mi sıktılar acaba fıs diye? Tadı hafif yani, o kadar yoğun değil. Gerçekten o leblebilere benziyor. Yani leblebi değildi ki. Kıtır kıtır böyle bir kraker. Krakerin üzerine şey yapmışlar işte. Ama güzel yani. Güzel güzel. Yenmem denecek bir şey değil yani. Güzel. Şimdi şu jelibonu da deneyelim. Sonra şu keki deneyelim. Bu kekten umutluyum. Hadi bakalım. Brownie mi? Brownie diyor. Isınıyor falan mı kedi bu? Yok. Şimdi bu Garfield'lı jelibona geldi sıra. Bundan Türkiye'de de varmış. Ama ben hiç görmemiştim ve hiç de yemedim. Bu da çok güzel kokuyor. Şöyle Garfield bildiğiniz mi? Çikolata kaplı jelibon. Yok, bir şeye benziyor. Ayıcıkları kaplamışlar ya, belli olmuyor hiçbir şey. İçine jelibonu koymuşlar. Güzel. Bu abinlik. Bu jelibonu seviyor ya. Ama çikolata biraz jelibon tadını bastırmış yani. Jelibon sadece o kıvamından jelibon olduğu hissediliyor. Telefon sürekli alan uyarısı veriyor. Ne diyordum? Jelibonu jelibon olarak yemeyi tercih ederim açıkçası diyordum. Evet. Şimdi şu var. Bu yani şey, Makedonya'ya özel bir şey değil. Bunu bize bir sefer yurt dışından atıştırmalık gönderen bir takipçimiz vardı ya, o göndermişti. Ve ben o zaman bayağı beğenmiştim. O Üsküp'te de görünce birkaç tane alıp orada da yedik hatta. İki paket de böyle buraya getirmiştim. İçi fıstık ezmeli, dışı çikolatalı. Geçen yedik ya. Bu da onun beyaz çikolatalı halinde. Üsküp'e yani Makedonya'ya özgü bir şey değil. Dursun bunu, denemeye gerek yok. Denedik zaten. Güzel, sevdiğim için aldım. Keşke Türkiye'de de satılsa. Bu brownie yazıyor üstünde. Yine orman meyveli bir kek. En sevdiğimi sona sakladım. En sevdiğin şey ilk başta mı yersin? Sona mı saklarsın? Ben ilk başta yedim. Ben sana saklıyorum galiba. Anlaşıldığı üzere. Biraz ben bunu şöyle şey bekledim ya böyle. Daha büyük farklı. Büyük kek gibi bekledim. Ben de öyle bekledim. Ya dilimleyeceğiz falan zannettim onu. Yo, tek tek olduğunu biliyordum da böyle biraz küçük geldi. Bir de kurabiye gibi mi? Yumuşak ama. Bakalım. Sanki yumuşak kurabiye gibi kekten çok. Bunun tadında kötü bir şey var sanki ya. Bu şeye benziyor. Hani incirli bir kurabiye alıyoruz ya, Bim'den mi ne? Ona benziyor yapı olarak ama tadında benim hoşuma gitmeyen bir şey var. Ne o? Yağıyla falan alakalı. Olabilir yani, bir hoş olmayan bir tat var bunda. Çok mutluydum senden ya. Bir de en sona bıraktım dedim. Diyecektim evet böyle olur diye. Acaba mesela ısıtılırsak falan nasıl olur ki? Isıtılacak falan filan dedim, ısıtılır falan dedim ya herhalde. Hoşlanmadığım bir şey var ya gerçekten. Yok, o kadar hoşlanmayacak değil de. Yani yenir mi yenir. Ama böyle hani... Ben yemem. Muhtemelen içindeki bir madde. Ağzımın tadını bozdu.
Cips yiyeyim. Güzelsin. Bu kadar. Zaten bu kadar bir şey getirebilmiştim. İki tane de böyle çorba gibi, hazır çorba gibi bir şey almıştım. Shorts olarak çekeriz diye. Onu da göstereyim. Değişik bir şey böyle. Ağırlıyor birazcık ama. Böyle bir şey işte, bakalım deneyince görürsünüz. Makedonya güzeldi bu arada. Makedonya vlogumuzu mutlaka izleyin. Böyle eğer yurt dışına çıkmak istiyorsanız ama maddi olarak çok fazla hani bir şey yapamıyorsanız, yüksek bir miktara çıkamıyorsanız, vizeyle uğraşmak istemiyorsanız falan bayağı güzel bir yer. Biz işte böyle şeylerin, uçakların, uçak firmalarının kampanyaları oluyor bazen ve çok uygun fiyata gidiş geliş bileti alabiliyorsunuz. Öyle bir zamanda bayağı uyguna getirdik. Bir de Üsküp de çok uygun bir yer bize göre en azından. Orada 3-4 gün kaldık biz. Bayağı döke saça yedik içtik yani. Böyle lüks restoranlara falan gittik. Bizim paramız da orada hala birazcık değerli. O yüzden onun da etkisini yaşamış olduk. Bayağı güzeldi yani. Bence bir izleyin o videoyu. Orada ondan sonra ne olarak şey yaptıydınız? Bizim parayı euro almıştınız galiba. Biz euroyu orada Makedon dinarına çevirdik. Peki direkt bizim yani Türk parasını orada çevriliyor mu şeye, dinara? Belki çevriliyordur ama daha zor olabilir onu çevirmek. Ama muhtemelen çevriliyordur. Ya bir de şey vardı orada, Halk Bankası vardı. Evet, her yerde Halk Bankası vardı. Ya Türklerin çok yoğunlukta olduğu bir yer olduğu için. Evet, o açıdan da çok rahat yani, hiç İngilizce bilmeseniz bile elini çarpsan. Zaten şeyden, uçaktan indik, şeye gideceğiz işte, havalimanından merkeze gideceğiz, otobüse bindik. Yani dedim ki sanki Türkiye'den bir turla gelmiş gibiyiz, herkes Türk. Böyle herkes birbirine bir şeyler soruyor falan hani. Oranın halkının da çoğu Türkçe biliyor. Az çok yani sizinle iletişim kuracak, sizin işinizi görecek kadar Türkçe biliyorlar. O yüzden çok rahattı yani. Hani hiç İngilizce sıfır bilseniz bile. Yani ben bile gitsem. Aynen, zaten dedim. Annemle gelsek hiç yabancılık çekmezmiş dedim yani. Belki gideriz, anneme diyorum pasaport çıkart, böyle ucuz bilet imkanlarını da alıp gidelim diye. İnşallah. Şimdi bakalım, önümüzde yeni bir seyahat planımız var ama inşallah gideriz diyelim. Şimdi çok şey yapmayayım, çok söyleyince olmuyor. Nasip her şey inşallah. Öyle işte. Umarım sıkılmamışsınızdır. Değil mi? Yani umarım sıkılmamışlardır. Bugün bir de şey, okulların, ilkokul ve lise, ortaokulların tatili. Şubat tatiline giriyorlar. Evet. Onlara da umarım karneleriniz nasıl? Umarım iyidir. Değilse de takmayın karneleri. Yani takmayın. Siz hani ben hani şey yapmış olabilirim ama siz takmayın. Ben de takmıyorum. Ya artık şey yapmayın. Annem yani. Örnek almayın. Stres konusunda. Stres yapmayın. Önce bence sağlık. Sağlık olduktan sonra gerisi her bir şekilde düzeliyor zaten. Yani ikinci dönem güzel şey yaparsınız. Eğer hani eksik bir şeyiniz varsa ikinci döneme daha iyi hazırlanırsınız. Anlamaya çalışırsınız. Ama bu arada size benden bir tavsiye, bol bol kitap okuyun lütfen. Yani ben de okuyacağım. Kendime de yani bunu şey yaptım. Çünkü ben sınavlarda son kaygılanmaya başladım. Yani sınavları yetiştiremedim. Hani halbuki okuyup anlama kısmında. Okuyup anlama kısmında. Çünkü okumanın çok faydalı olabileceğini biliyorum. Hızlı da okurum ama demek ki şu sıralarda ben 5-6 aydır falan, 5-6 aydan daha az bir zamanda yani çok fazla bir kitap okumadım. Onun dezavantajını gördüm. O yüzden benden size tavsiye, bol bol kitap okuyun. Kendim için de söylüyorum. Meryem, sen de çok kitap okuyun. İnşallah. Sizi seviyoruz, öpüyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Allah'a emanet olun.